Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Monster Notebook katkılarıyla hazırlayıp sunduğumuz Oyun Canavarı serimizin yeni bölümünde Steam'de hali hazırda ücretsiz olarak piyasada karşımıza çıkan en güzel 5 oyundan bahsedeceğiz. Bildiğiniz üzere son zamanlarda piyasaya sürülen yeni oyunların fiyatının bir ayla arttığını söyleyebiliriz. Hani özellikle Türkiye tarafından düşünecek olursak dolar kurunun artması gibi sebeplerle oyun fiyatları uçmuş durumda. Hani bundan 2-3 sene önce bir oyunu 200-300 TL'ye alabiliyorken şu anda 800-900 hatta 1000 TL'lik fiyat etiketleri karşımıza çıkıyor. Hal böyle olunca genel olarak uygun fiyatlı oyunlara yönelmeye başladık. Bilgisayar tarafında değerlendirecek olursak Steam, Epic Games veya Origin gibi platformlarda genellikle belirli dönem kampanyalar oluyor. Örneğin Epic Games tarafında özel günlerde veya bazı haftalarda ücretsiz oyunlar veriliyor. Fakat bu oyunların güncel oyunlar olmadığını, artık oyuncu sayısı azalan oyunlar olduğunu belirtelim. Steam tarafına baktığımızda da pek çok takdiri hak ettiğini söyleyebiliriz. Çünkü ülkemizdeki dolar kurunu düşük tutuyor. Yani şöyle açıklayabilirim. Dünya üzerinde piyasaya sürülen bir oyunu değerlendirdiğimiz zaman dolar bazından hesapladığımızda piyasadaki en uygun fiyatlı oyun genellikle Steam Türkiye tarafında oluyor. Hatta bunun için bazı yabancılar ülkesini Türkiye olarak gösterip uygun fiyata oyun bile almaya çalışıyor. Hani biz de genel olarak değerlendirdiğimizde bazen 300-400 TL'lik bir oyunu Steam sayesinde 50-60 liralara kadar alabiliyoruz. Tabi bazı dönemlerde bu oyunlar ücretsiz de olabiliyor. Bu listemizde de şu anda Steam'de ücretsiz olarak kitaplığınıza ekleyebileceğiniz en iyi 5 oyundan bahsedeceğiz. Listemizin ilk sırasında Counter-Strike Global Offensive olarak bildiğimiz CSGO oyunu. Valve tarafından geliştirilen Counter-Strike serisinin 4. oyunu olarak karşımıza çıkan CSGO, çevrim içi birinci şahıs nişancı oyunu. Zaten oyunu anlatmama gerek yok, bilen bilir. Yıllardır zaten efsaneleşen CS 1.5'iyle 1.6'sıyla yıllardır oynadığımız, okullardan kaçıp internet kafelerde tüm haritalarını ezberlediğimiz oyun serisi. CSGO tarafında son zamanlarda Valorant'ın da popülerleşmesiyle oyuncu sayısının azaldığını söyleyebiliriz. Tabii ki bunun aksini düşünenler de var. Fakat CSGO tarafında hileler biraz daha arttığı için artık bu oyuna olan ilgi biraz daha azalmış durumda. Bu yüzden CSGO Steam'de ücretsiz olarak kitaplığınıza eklenebilir halde şu an. Tabii ki oyun içerisinde bir de seçkin üyeliği var. Nedir bu seçkin üyeliği? Siz bilgisayarınızdan CSGO'yu otomatik olarak indirebilirsiniz ve oynayabilirsiniz. Herhangi bir ücret ödemenize gerek kalmaz. Ki oyun zaten ücretsiz. Ama ücretsiz sürüme oynadığınız zaman karşınıza hile çıkma olasılığı olabilir. Sorun yaşama ihtimaliniz biraz daha fazla. Bu yüzden Valve ne yapmış? Bir de belirli bir ücret karşılığında seçkin hesap satıyor. Seçkin hesap dediğimiz nedir? 250 TL'lik bir ücret veriyorsunuz ki bu geçtiğimiz aylarda 30 TL'ye kadar düşmüştü. Son zamanlarda 250 liralara kadar çıktı. Seçkin hesabı aldığınız takdirde daha az hileyle karşılaştığınız bir üyelikle oyuna devam ediyorsunuz. CSGO listemizde tercih edilebilecek ilk oyun olarak karşımıza çıkıyor. Listemizin ikinci sırasında PlayerUnknown's Battlegrounds olarak bildiğimiz PUBG. PUBG her ne kadar 2-3 yıl önce popüler olsa da geçtiğimiz aylarda ücretsiz olmasıyla Battle Royale oyunları arasında popülaritesini tekrardan arttırmış durumda. Bluehole tarafından geliştirilen ve yayınlanan çok oyunculu bir Battle Royale oyunu olarak karşımıza çıkan PUBG, Unreal Engine 4 oyun motorunu kullanıyor ve 2016'dan beri piyasada karşımıza çıkıyor. Tabii ki oyun yapımcısı tarafından oyun içerisine bot eklenmesi biraz daha oyun hızını azaltsa da arkadaşlarınızla 4 kişiye kadar oynayabileceğiniz en eğlenceli oyunlar arasında yer aldığını belirtelim. Listemizin 3. sırasında bulunan oyunumuz ise Dota 2. Yine Counter-Strike'ın yapımcısı Valve tarafından geliştirilen Dota 2 oyunu ilk olarak 2011 yılında Windows özel beta sürümüyle sunulmuştur. Sonrasında ise 2013 yılında full sürümüyle karşımıza çıktı. Steam'de oynaması ücretsiz olan oyun çevrim içi çok oyunculu bir savaş arenası oyunu olarak sunuluyor. Genel olarak LoL'ün Dota'ya benzemesiyle birçok tartışma çıkmıştı. İşte LoL Dota'ya özeniyor, işte TFT tarafında AutoChess özentisi falan. Hani birçok söylentiye maruz kalmıştı ama benim bu konudaki fikrim şu şekilde. Eğer ki aynı kategoriye sahip iki oyun birbirine benziyorsa ve bu iki oyundan bir tanesi çok fazla oynanıyorsa oynanmayan taraf zaten bu konuda başarısızdır. Yani eğer bu konuda özenildiği iddia edilen, yani piyasaya daha önce çıkan oyun bu konuda zaten başarılı olsaydı diğer oyuna gerek kalmayacaktı. Bu yüzden eğer LoL'den sıkıldıysanız yine aynı kategoride bir oyun oynamak istiyorsanız Dota 2'yi tercih edebilirsiniz. Yine bir Battle Royale oyununa devam ediyoruz. 2-3 yıl önce piyasaya sürülen ve ortalığı kasıp kavuran Apex Legends oyunu şu anda Steam'de ücretsiz olarak indirilebilir halde. Titanfall ile aynı evrende geçen oyun Microsoft Windows, PlayStation 4, Xbox One için 2019'da piyasaya sürülmüştü. İlk piyasaya sürüldüğünde de ücretsizdi. Şu anda da Steam'de kitaplığınıza ücretsiz olarak ekleyebilirsiniz.
Battle Royale tarafını bırakalım, biraz da RPG kısmına bakalım. Sıradaki oyunumuz Lost Ark. 2.5D fantezi, devasa bir haritaya sahip olan çevrimiçi aksiyon rol yapma oyunu olarak karşımıza çıkan Lost Ark ilk olarak 2019 yılında piyasaya sürülmüştü. Şu anda da Steam'de ücretsiz olarak karşımıza çıkan oyunlar arasında yer alıyor. Amazon Game Studios tarafından yayınlanan Güney Kore merkezli Smilegate tarafından geliştirilen, oyuncuların merakla beklediği MMORPG türündeki oyun Lost Ark nihayet Avrupa için çıktı. 11 Şubat 2022 tarihinde sunucularını Avrupa'daki oyunculara açan Lost Ark piyasaya sürüldüğünden beri ücretsiz olarak oynanabilir. Evet, geldik listemizin son oyununa. Yılların eskitemediği o oyun Warframe. Windows'un yanı sıra PlayStation 4 ve Xbox One için de oynanılabilir. Aynı zamanda oyunun hem online hem de offline modu bulunuyor. Yani arkadaşlarınızla birlikte oynayabilirsiniz. Eğer internetiniz yoksa offline bir şekilde de hikayeli modunu oynayabilirsiniz. Monster Notebook katkılarıyla hazırlayıp sunduğumuz oyun canavarı serimizin yeni bölümünde Steam'de oynaması ücretsiz olan en kaliteli oyunlardan bahsettik. Tabii ki bu oyunları değerlendirirken genel olarak oyuncu sayısı ve olumlu yorumları değerlendirdik. Eğer Steam'de bir oyuna para vermek istemiyorsanız, ilk önce ücretsiz oyunları oynayayım daha sonra ücretli oyunlara geçiş yaparım diyorsanız veya arkadaşlarınızla oyun oynamak istiyorsanız ve bu oyunun ücretsiz olmasını istiyorsanız bu oyunlar tam da size göre. Bir oyun canavarı bölümümüzün daha sonuna geldik. Listeyi genel olarak değerlendirdiğimiz zaman oynaması ücretsiz oyunlar arasında sistem gereksinimi en düşük olan oyunları seçtiğimizi belirtelim. Önümüzdeki günlerde yeni videolar ile karşınıza çıkmaya devam edeceğiz. Eğer bu listeye eklemek istediğiniz bir oyun varsa siz de yorum kısmında belirtin. Biz de sizler için hepsini okuyup değerlendireceğiz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.